Oyun severler DK Gaming Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Sims 4'te 100 bebek challenge'da kaldım. Bu yerden devam ediyoruz ikinci bölümde. Şu anda Selinsu'yu uykusundan uyandıracak kadar önemli ne olabilir diye düşünüyorum. Çünkü karakter tembel olduğu için ve bu da bizi bayağı bir zorlayacağı için. Evet, şu an yüzüne gelen mutluluğu hepimiz görüyoruz. Ya inanılmaz acıkıyor ya. Böyle bir şey olamaz. Şurada iyi ki hazırda yemek var arkadaşlar. Şimdi bu yemeği yiyeceğiz. Planımızı söylüyorum. Planım yok. Planım tamamen şeyin hamilelik durumuna bağlı. Selinsu'nun durumuna bağlı. Ye bakalım, ye. Afiyet olsun. Afiyet olsun Selinsu. Selinsu'nun tembel oluşu beni gerçekten ilk defa yani bu kadar zorlayacağını düşünüyorum bir şeyin. Çünkü bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani Sims'te yani nasıl söyleyeyim, çok zor olacak. Şu an büyük ihtimalle ilk ve son kez bu kadar rahat bir şey geçiriyor olacağız, süre geçiriyor olacağız ki doğumu başladı şu anda. Hastaneye gitmemiz gerekiyor. Buna bile üşeniyor, bak buna bile üşeniyor şu anda. Neyse gidelim bakalım. Gitmek yerine telefonu karıştırmayı tercih etmesi de tabii ki tuhaf oldu. Evet, biz de join diyelim ve Nancy ile gitmek istiyorum. Neden Nancy ile gitmek istiyorum? Çünkü Nancy'yi kendime çok yakın görüyorum. Böyle gerçekten enerjisi çok yüksek bir insan. O yüzden her şeyde yanımda olmasını isterim. Çok sevdim Nancy'yi. O da zaten beni çok sevmiş, görüyorsunuz. Gitti. Aradığım destek buydu gerçekten. Selinsu, evet, İlk çocuğumuz ne olacak acaba? Çok merak ediyorum. Spawn oldu burada doktor. Bence ilk çocuk. Doktor kim alacak beni ya? Kim beni götürecek acaba? Ben bekleyecek miyim burada? Çok rahat karşılıyor şu an gerçekten durumu. Ne yapacak merak ediyorum. Hastaneyi hackleyecek galiba. Ha, gidiyor, tamam. Bir an bilgisayarın başına durdu, dedim acaba bilgisayara mı gidecek? Meğersem alakası yokmuş. Neredesin? Kaybetmek istemiyorum seni. Evet. Tek başıma galiba yapacağım bunu. A, doktor yok. İşten başladı. Doktor gelmeden işten başladı. İnanamıyorum. Çok mantıklı bu Sims. Ya da hastanelere şey geldi, yapay zeka geldi, gelince kendi işleme başlıyor. Evet, ilk baby geliyor. Baby. Baby. Yardım edin. Ben burada daha çok eğleniyorum. Oyun oynaması çok güzel. Gerçekten leylek detayı beni benden alıyor. Hiç bu kadar detaylı bakmamıştım. Bacağımda kıllar var. Bu durumu çözebiliyor muyuz? İlk çocuğumuz erkek oldu arkadaşlar ve şimdi ismini koyacağım. İsmini ne koysam? Ben 1 numara koymak istiyorum. 1 numaramız hayırlı ve uğurlu olsun. Ya da isim koyup yana numara koyarsam böylece kaçıncı çocuk doğduğumuzu her seferinde saymak zorunda kalmam. Aynen, bu çok daha mantıklı oldu. İlk çocuğun adına Doğukan 1 koydum. Bir tane daha mı oldu? Kesinlikle Muhittin olmalı. Muhittin 2. İnanamıyorum, ikiz oldu ya. İlk bölüm. Eyvah ya. Bir dakika ya. Kız mıymış bu? Neyse, büyüyünce anlayacağız artık. Umarım kıza Muhittin adını koymamışımdır. Kıyamam sana ben. Gel ilk fotoğrafımızı çekinelim mi? İlk aile fotoğrafımız. Kimi sevdi bu arada? İlk acaba bunu daha mı çok seviyor? Hangi çocuğu tutuyorsun ki şu an? Hangi çocuk o? Ağlama baby. Teşekkürler doktor. Evet, mantıklı, kendi kendime şu an düşündüm ve mantıklı buldum. Bu arada yorumda bir önceki videoda hatırlatmışsınız kurallardan, yani şey yasak ama hemen şu ayrılma olayını da gerçekleştirelim. Ben kendimi tutamamıştım. Sen gel bakayım. Öncelikle senden ayrılıyorum. Ayrıl. Break up. Çok özür dileyerek ayrılıyorum. Kırmamak için zaten şey yapmıştım. Çok sinirlendi. Sinirlenmedi mi? Aa, yapma. Ay, yapacak bir şey yok. Neyse şimdi eve git. Bence daha çok mutlu oldu şu anda. Neyse bizim daha büyük ve 2 tane problemimiz var. Auto light turn on, all light. Evet, artık 2 tane çocuğumuz oldu arkadaşlar. Yani geriye 98 tane kaldı. Bunları şey varken oynayamıyorum değil mi ya? Üzerine bebek varken yer değiştiremiyorum. Uka pipano ya gidiyor. Gelir gelmez televizyon izlemek. İnsan bir şey yapar, bakar çocuklarına. Hemen bir ne yapalım? Besleyelim. Bir şey söyleyeceğim. Ben bu şeyleri satarsam buradan biraz para kazanabilirim. Doğukan bir çok acıktı. Sen al. Seni de besliyorum. Sonra azıcık böyle bir bakalım. Böyle iyi de aslında. Johnny. Aa, ben ona tavsiye vermiştim. İyi gitmemiş arkadaşlar verdiğim tavsiye. O da dinlemeseymiş. Social Bunny'de ne olmuş? Bana kesin kötü şeyler yazdı. Seni çıkarıyorum listeden. Şey demiş ya. Tweet gibi bir şey atmış böyle işte. Seni hep görmek çok güzeldi ama yapamayız. Kopino. Challenge'dayız şu an. Annesinin kuzusu. Annesinin kuzusu. Ve şu an bu arada şeyde Selinsu da hani Ukapino'yu gördüğü için çok mutlu hissetmişti kısa bir sürede olsa. Şimdi siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Uyuyacaksınız. Evet, sizi uyutacağım. Benim dışarıdaki bitkileri de sulamam gerekiyor. En azından bunları da satarız yani. O yüzden bunları da uyutuyoruz arkadaşlar şimdi. Ve hemen sıradaki sıraya geçmek istiyorum. Evet. Hazır. Bunları da doğurmuşken formumuza da dikkat etsek iyi olur. Yoksa yine önüne alamayacağız. Çok planlı ilerleyeceğim ve çok stratejik ilerleyeceğim. Benim burada tanıştığım kişiler arasında acaba yok mu? Kim o? Bu kim? Tanımıyorum. Neyse. Komşuya mesaj atacak. At bakayım mesaj. Sulamayı bitir, ondan sonra mesaj at. Ay bir dakika, kollarını da ben yeni fark ettim. Niye böyle ki bunun kolları? Bu ne ya? Ben bunu mu görmedim ben böyle bir şey ama. Ben böyle bir şey görmedim yani. Neden böyle bir şey var ki? Arkadan mesaj atan kim acaba? Seni modunda gördüğüme sevindim. Çıkıp bir şeyler içmeliyiz diyor. Şu an evi terk edebileceğimi sanmıyorum ya. Şu an sanmıyorum. Hayır. Hayır. Nancy ne yapıyorsun? Nancy ile konuşalım biraz. Nancy neden burada? Ha? Oh, uyudular, rahatladılar. Ben sizi yine besleyeyim. Ne olur ne olmaz. Sürekli besleyeyim ben bu çocukları. Sürekli uykuları gelir belki de böylece. Evet. Aynen, her şeyin bu bölümde, bu seride daha kolayını bulmaya çalışacağım. Yemek bozuk. Yemek yapmamız gerekecek. O zaman biz de yemek yapalım. Kendime bir tane şöyle tortillalı sandviç gibi bir şey yapacağım. Ve sonrasında da dilenmeye çıkacağım. Yapacaksın, doğrusunu yapacaksın. Güzel gözüküyor aslında. Yeşil ve dürüm gibi. Çiğ köfte ama avokadolu. Güzel bir yemek. Bize çok iyi geldi. Modu falan süper ama. Yani yalnız kurt olma özelliğinin verdiği şeylerden çok rahatladım açıkçası. Neyse şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Çok burayı terk etmek istemiyorum. Evde de şu an tek kalamazlar. Yani o yüzden yetişkin birisi, yani yetişkin bir şey olana kadar en azından, çünkü abileri, ablalarına baktırtıyordum ben. Onlar olana kadar evi çok terk etmek istemiyorum, çocukları. Bak mesaj atıyorum, bana şey atıyor, dışarı çıkamıyorum. Çıkamam dışarı şu an. Çıkamam. Doğum sertifikaları satılmıyormuş. O zaman sen gel. Sonrasında dilenmeye gideceğiz arkadaşlar. Evet, planımız bu şekilde. Sen ne yapıyorsun ki öyle? Futbol festivali mi? Ya gitmek istiyorum ama çocuklar var ya. Utandı. Eğer bunu da yaparsam ikinci bölümde acaba üçüncü çocuk olur mu? Hiç utanç bir şey durmuyor şu an. Ha, Johnny de şeymiş, şapşalmış. Birazcık daha böyle daha hareketli. Romantik intereslerini soralım. Romantik ilgi alanlarını soralım. Nereye gittin? Sen... Mesaj attı. Hadi bak, uyanmadan. Gül ver. Bütün tuşları aynı anda basıyorum. Bütün seçenekleri aynı anda deneyeceğim. Tamam, bence şu an oluyor. Hayır. Hayır, şu an olmaz. Hayır. Buna da tıklama. Dur, gitme. Don't go. Don't go. Bence çok doğal yani. Ben demiştim bu karakteri yaparken doğallığımızla etkileyeceğiz demiştim simleri. Bence evet, try for baby diyoruz. Niye olmadı? İkna etmek için daha ne olması lazım? Heh. Ya hayır, inanamıyorum. Don't cry baby. Bekle. Bunun altını içeceğiz, onu besleyeceğiz, İyi, bizim şey seviyemiz de artıyor şu an. Parenting seviyemiz de artıyor. Ebeveynlik seviyesi daha doğrusu. Modu gerçekten çok iyi ve hiç kötü hissetmiyor. Çok güzel oldu. Ne yapayım ki ben size? Silly face yap bakayım. Şapşal suratlar yapalım. Uyuyordu bir tanesi. Bu yine altını değiştiriyoruz. Doğukan'ın, Muhittin. Bir dakika, hemen göndermeyeceğim. Önce şunu yapmamız gerekiyor. Testi yapalım. Hadi ya. O zaman uyanır mısın? Aa, ne güzel duruyor. Uyanmıyor ki. Uyanır mısın? Nasıl uyandıracağım ki? Şey fotosu. Kıyamam ya. Pelinsu diyorum. Selinsu uyandırmamak için her şey yapıyor şu an. Uyudu gitti. Wake up. Ben de uyudum. Bu da uyudu. Ne zaman uyanırsın? Uyan. ya. Uyanır mısın? Seçenek de çıkmıyor. Eskiden çıkardı arada. Yani ne oldu da çıkmıyor ki şimdi? Ya wake up ya. İnanamıyorum. Böyle bir şey olamaz, inanamıyorum ya. Uyanmıyor. Mecburen sabah olmasını ya da uykusunu almasını bekleyeceğiz. Of ya. Yemek yapmamız gerekecek. 137 dolarımız var. Harika gidiyoruz. Ekonomi olarak mükemmel ilerliyoruz gerçekten. Uyanmıyor. Aynen, yemek yap. Çok sağlıklı besleniyorum mikrodalgadan. Ya yatıya gelmedi ki bu. Wake up. Uyan. Uyan, sabah oldu, uyan. Hı, şöyle yaparsam uyanır mı acaba? Buna ne yapalım? 2 dolara bundan mı yapalım yoksa puding, salata yapalım. Hadi kalk, salata yapacağız. Başka türlü uyandıramam. Bak gitti. Gitti, inanamıyorum gitti. Boşu boşuna uğraştık, bak gitti. Çok zor. Onu yesene. Atma çöpe, atma, ziyan etme, atma ya. Şimdi bir daha şey yapmak zorunda kalacak. Kahvaltı hazırlamak zorunda kalacağız. Tekrar davet atacağım. Başka türlü çözemem şu an. At, at tuzlu da at, hepsini at içine. Karakter bir de hala tembel olduğu için söylediğim şeyleri çok böyle hani atıyorum sonradan yerine getiriyor verdiğim komutları. Bak hadi çabuk at şunu artık. Geliyormuş hemen. Mükemmel. Şimdi tekrardan böyle şey yap. Hayır 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 hayır, bu yasak, buna basamayız. Love Day'i mecburen de geçireceğiz. Üstünde neden bu kıyafet var? Ameliyat kıyafeti var ya. Hemen çabuk üstünü değiştir. Hemen çabuk üstünü değiştir. Güzel kıyafetini övelim. Yalandan da olsa övgü övgüdür. Tamam, şimdi güzel romantik bir günden sonra şunu deniyoruz ve Love Day'i bence altın bir sonuçla sonlandıracağız. Tabi konuşmayı bırakırlarsa. Hadi. Haydi. Deniyorum. Tamam. Hadi git. $30 dolarımı da, 118 dolarım vardı. 30 dolarımı da gül yapraklarıyla şöyle güzel kendime bir spa günü geçirmek istiyorum. Uykum yerlerde. Bence en sağlıklısı uyumak ama çocukları da şöyle altını değişelim. Açlar mı acaba? Aç mısınız siz? Açsanız hemen bir besleyelim. Muhabbet artık bitti. It's over. Acaba şey yapar mı? Koşu yapar mı? Yok, yapmıyor. Bu seçenek ne peki? Sokağın ortasına gelip de... Hoppoborfna flip simsu, hoppoborfna flip flu, hoppoborfna flip flu, hoppoborfna boo boo, hoppoborfna flip simsu, hoppoborfna flip flu, hoppoborfna boo boo, hoppoborfna boo boo, hoppoborfna flip simsu. Ha. Neden bu kadar mutlu oldu bilmiyorum ama ben de mutlu oldum. Spor yapabilir misin acaba? Johnny no. Yasak baby. Şimdi biz ne yapacağız? Biz... Spor yapamıyor mu bu kendi? Demek ki spor yapmak için spor yapılan bir yere gitmemiz gerekecek. Evet. Bunu çözdüm. Çok iyi oldu. Şimdi yatış zamanı. Evet, artık uyku düzeni diye bir şey kalmayacak. Uyku düzenimi unutun. Ya siz niye direkt dalıp geliyorsunuz ya? 2 lira aynısı oluyor ya. Bitti şu an uyku düzeni artık yok. Uyan. Uyan dedim. Hemen uyandı. Güzel. Sim biraz sözümü dinlemeye başladı. Senin canın mı sıkıldı? Senin canın mı sıkıldı? Acıktın mı? Hepsinin bütün şeyleri deneyeceğim. Seçenekleri deneyeceğim. Buraya gitmek çok istiyorum ama işte evde bakacak kimse yok. Keşke olsa. Bence futbol takımına da gidebilirim yani. Sen de uyan, senle de oynayacağım. Seni de besleyeceğim. Aa, Love Day diye şey yapmışlar. Komşular süslemiş evi yalnız. İşte bu kadar fazla araba geçmiyordu galiba. Doydum mu? Bir dakika kendimi de doyurursam güzel olacak. Şimdi 80 dolarım var. Bir şeyler yiyip gerçekten dinlenmeye gitmem gerekiyor. Çünkü resim yapma şeyini almak için para gerekiyor. Bir şey yapmak istemiyorum. Evden herhangi bir eşya da satmak istemiyorum. Lüksümden ödün vermek istemiyorum yani. Ama uyumam da gerekiyor. Uyuyup uyanıp dileneceğim. Balık da tutarım, satabilirim ama bunu seçeceğim. Bu yolu seçeceğim. Ama işte evden gidemiyorum. Ben de buradaki sokakta artık. İkisinin de aynı anda altının kirlenmesi gerçekten beni çok etkiledi. Gözlerim yaşardı. Aynı anda besleyelim. Aynı anda uyutalım. Sakin ol. Sakin ol. Şimdi gel buraya. Yapamıyoruz neden? Moonbat mi? Ay banyosu mu? De bunun outfit'i neden böyle? Ay banyosu yapınca ne oluyor ki? Bak tam ay banyosu yapacaktım. Çocuk uyandı. Ne? Neyin var? Şşş. Şşş, neyin var? Uyur musun? Bir de aynı anda senkronize bir tanesi ağlayınca öteki de ağlıyor. Hayır, uyumayacaksınız. Ben sizi hep besleyeceğim ve hep altınızı değiştireceğim. Ay, yorgun düşeceksiniz. Uyan, bak sana komik surat yapacağım. Konuşacağım seninle. Hayatımızı size adayacağım şu an. Saatlerce ilgilen bebekler artık şey oldu. Aramızdaki şey düştü. İletişim düştü artık. İyi, Love Day güzel geçti. Güzel. Buna sevindim. Modu çok iyi yalnız. İşte yine dilenemedik. Ne pişirecek? Kesin salatadır. En azı. Aa, şey yaptı, sandviç yaptı kendine. Ne güzel. Ne var? Ne var? Tabii benim hatam. Benim hatam. O kadar besledim ki, o kadar fil dedim ki seni. Sen de haklısın onu dışarı çıkarmakla. Yeter ama uyu artık, tamam mı? Uyandırma kardeşini. Hadi ben de yattım. Hadi. Sabah olduk, güzel. Sen de tabii yine benim hatam ki aynı anda besledim sizi. Baktık. Bu da kesin altın şimdi. O yapmadan ben uyandırıp da yapayım. Seveyim. Hı. Ya bu kıyafetini üzerinden çıkarır mısın ya? Alışkanlık oldu, sürekli bunu giyiyor. Yere oturacağım ben. Başka neler yapabiliyorum? Niye yapamıyorum ya? Normalde yapabiliyor olmam lazım. Demek ki belirli noktalar falan gerekiyor sanırım. Burada ne var? Harvest. Alalım. Geldim. Geldim ha. Para kazanmam gerekiyor. Geldim. Kesin acıktı o zaman. Bu da değilse kesin acıktı. Şunların hepsini bir satalım. Bunlardan bir tanesi bozulmuş. Şöyle hepsini bir sat diyelim. En azından az önceki yaptığımız banyonun parasını çıkarmış olduk. 100 dolarımız daha var. Bence gayet güzel. Tuvalete gidebilirsin. Tamam. Evet, biraz aynaya gelip şöyle sakin ol. Güçlü ol. Kendine motivasyon konuşması yapıyordur. Nasıl bebeğin altını hızlıca değiştiriyorum. İzle mucizeyi. Bunları bilen varsa değiştirebiliyorsan yani tamam, doğal ama yani çok da bu kadar doğallığa gerek var mı diye düşünmüyor değilim bazen. Şimdi yine yemek yapmamız gerekecek ama artık bir tık daha böyle pahalı bir şey yiyebiliriz. Yani o da yumurta olacak. Gerçekten büyük bir gelişme. Tabii şey arttıkça, hamilelik süreci arttıkça tabii karnının acıkması da hızlanıyor. Sen de haklısın. Nancy gelsin. Ben çıkamıyorum, bari Nancy gelsin. Nancy come here. Nelsi niye mesaj gönderemiyor ya? Hah. Uyuyakaldı. Nancy, Nancy. Nancy ulaşılmıyor. İşte falan herhalde. Nancy olmuyor arkadaşlar. Yeni bir arkadaş edinmem gerekiyor. Uyuya düştüm. Nancy bana yeterince ilgisini veremiyor. Victor görüşürüz. Ne zaman büyüyeceksiniz? Gerçi büyüyünce daha büyük dert oluyor. Şimdi annenin eğlence ihtiyacını gidermesi gerekiyor. No. Konuşmak yok, yasak. Hiçbir şekilde. Gidemiyorum da zaten enerjim de düşük. En iyisi uyuyayım. Bozuldu değil mi orası? Fair'sta artık Amazing Prank. Ya gitmek istiyorum. Gidemiyorum. Romans festivali var. Hepsini kaçırıyorum. Bir an önce büyük bir Nancy arıyor. Sakura çayı içelim mi? Bırak ya. Gelmiyorsun. Çağırıyorum. Şimdi bir şey oldu. Çağıracağım tuttu. Her şey kendisini yapması gerçekten yorucu olsa gerek. Keşke bizim evde de böyle Selinsu gibi her şeyin üstesinden gelebilsem. Bu gerçekten zor olsa gerek. Ama tamir ettiği yer gerçekten çok güzel. Bit artık. Bunları temizleyeceksin, daha dur. Bunları parça falan alalım. Belki bir de şey yaparız. Upgrade falan yapabiliriz. Aa, sus artık. Yine altını pisletmiş. Kesin acıktınız siz ya. Kesin acıktınız. Çöpe atalım. Hah, parça buldum. Neden buldum? Bunları satacağım çünkü. 40 dolar yapıyor. 40 dolar demek yemek demek. Evet, yavaş yavaş ihtiyaçlarımız gitgide düşmeye başlıyor. Temizlenecek bir şey, bir yer var mı? Yokmuş. Tamam o zaman. Şimdi ihtiyaçlarımızı düzeltmeye devam edeceğiz. Mesela ne pişirelim? Yine yemek piş. Bence ben şey yapayım. Şöyle bir şey pişireyim. Hamburger mi? Şimdi görmek istiyorum bu tarifi. Daha önce görmemiş olabilirim. Elini kesti. O tırnaklarla yemek yapabiliyor olabilmesi gerçekten çok güzel. Hamburger yaptı. Gerçekten çok güzel. Oh. Susunca bir şey oluyor, böyle bir ferahlık geliyor. Hiç ağlamasınlar, hiç üzülmesinler. Kıyamıyorum ağlamalarına sadece. Eğlencesi çok düşük oldu. İyi ki duşa girdik şu anda. İyi ki. Bence uyuyakalır. Kalmadı. Başarılı. Böyle bir falso aldı yürürken ama. Ağlamayın, tamam mı? Ağlamayın. Çok güzel gidiyor. Biz kaçıncı günümüzdeyiz? 3. şeye geçtik. Evresine geçtik. 4. evreden sonra zaten doğum geliyor. Yani New Baby ne zaman? Aa, limon ağaçlarım büyüdü. Aynı anda ağlıyorlar. Çok güzel. Tamam ya, biraz şey yapabiliriz yani. Bunlar da bizim bebeklerimiz. Bunları da büyütelim. Çok güzel. Doğum günü. Doğum günleri geliyor. Tamam, açlar. Kesin açlar ama benim ihtiyaçlarım daha yüksek şu an. Ben de açım. O uyuyakaldı. O da uyur mu? Uyumadı. Hayır ya. Johnny yazıyor. No. Hastane kıyafeti üzerimden çıkabilir mi artık? Yapıştı benim üzerime. Tepkisizliği budur ya. Doğukan çok acıkmış. Sürekli besleyeceğim onları şimdi. Sabaha kadar onları besleyeceğim. Bu çok uyuşmadı yıldızlara ama. Ama ben sizi besledim. Daha ne istiyorsunuz? Nancy, konuşmuyorum seninle. Küstüm sana. Hiç iyi anlaşamıyorlar şu an. İyi delirmedi hala. Birazcık daha konuşalım. Şey, çok gitmek isterdim 2. el marketine ama yine evi terk edemiyoruz. Evet. Sessizlik. Sessizlik bir altındır. Ama daha yeni altını değiştirdim senin ben. Oh, tamam. Şimdi yine ihtiyaçlarımızı karşılayacağız. Yine canı şey olmuş, sıkıntı. Bence bir duş alalım. Aldık aldık. Sonra da televizyon izleyeceğiz. Bunları da satarsak. Ya da ha, ötekini değiştirmiştim. Johnny arıyor. No. Şimdi sıradaki kişiyle birazcık şey yapalım. Mesela mesaj göndereyim. Gunter. Televizyon izlerken aynı anda mesaj göndereceğiz. Ama şu an şey var. MasterChef programı var. Programın heyecanından bırakıp da şeye gidemiyorum. Bak, soslu koyuşuna kendimi kaptırdım. Yakmaları da ayrı bir detay. Of, tamam, geldim. Şimdi bahçedeki şeyleri satıyorum biraz. Limonları. Gunter, hadi çıkalım ve biraz da eğlenelim diyorsun ama şu an çıkamam. Bence bu kıyafeti de değiştirelim. Şu Big Gross neymiş merak ettim. Ona bakacağım bir de. Ha. Bu da geğirmek o zaman. Bence bir daha yapalım. Bence bir daha yapalım. Ben bunu Sims'te niye fark etmedim? Müzik şekli nota çıkıyor. Neyse, gerçekten bu kadar eğlencemi düşünmemiştim. Yine kalan yemeklerden yiyeceğiz. Hamburger yiyorum. Sürekli hamburger yiyorum. Sürekli. Bence karizma seviyesini arttırabilirim. Practice speech. Şöyle bir kendimize gelelim. Önce bir kendimize gelelim. Ve tam uyuyayım diyecektim ki yine çocuk ağlamaya başladı. Fitleyeceğim. Şapşal olduğu için karakter sürekli eğleniyor kendi kendine. Hep böyle bir eğlenme halinde. Aynı anda ağlıyorlar. Sırayla ağlıyorlar. Fark ettim. Fark etmedim değil. Biraz şöyle bir konuşmamızı geliştirelim. Geliştirdik. Yamu, hopatey, udiwa, aproof, deroy, sabey, şuska ulak, yanabi, stulay. Artık yine yatma zamanı geldi. Balık tutmayı unuttum. Ya tam yatacağım, ağlıyorsun. 2 tanesi bile çok zor şu an, düşünemiyorum ya. 6 taneyi tekrar düşünemiyorum. Evet, uyuyakaldı artık. Ben de altıma kaçıracağım. Hadi. Dur, bırak çocukları. Önce senin ihtiyaçların. Sen iyi olmazsan çocukların nasıl iyi olsun? Selinsu, yaparsın sen. Yine acıktık. Akıllı çocuk, tatlı çocuklar. Hadi bakalım. Ama neden ağlıyorsun? Uyuyakalacak bence. Alo, yalnız kalmak istiyorum demiyorsa şu an başka bir şey bilmiyorum. Uyuyacağız. Yatacağız, kalkacağız. Bak, uyandı. Bir tanesi uyandı. Doğukan pıtar bak. Bir dakika ya, şuradan aile şeyine bakabilirim sanırım. Buraya bakabilirim, aynen. Aile ağacına. Aa, detayları göstermiyor ama. Şimdi ben VC'ye mi gideyim? Senin altını mı değiştireyim? Hangi birini yapayım? Yetmedi. O zaman besleyeceğiz. Hep bir kısır döngü gibi bu. Acaba bozulmuş mudur? Bence bozulmamıştır. Bence bir daha yiyebilirim. İstekler arasında film izlemek varmış. Hemen bir film izleyelim. Ama bu... Şimdi besledim de ya. Yoksa ikisinin doğum günü. Birazcık daha uyusanız. Biraz daha uyusanız mı? Ama uyusanız mı? Bir film izleyeceğim ya. Öyle doğum gününü kutlarım. Film izleyeceğim biraz. Yeter. Ne ya? Filmin adı Sim'dir. Çok güzel oluyor bunları izlemesi. Ne çizdi acaba? Başka bir yere daha mı gidiyor? Eşleştiler. Ne çıkacak sonunda acaba? Bebek ağlıyor. Aynı anda ağlıyorlar. Tıpkı bir orkestra senfonisi gibi. Orkestranın. Ayda, aynı anda doğurmamız gerekecek. Arkadaşlar, bu bölümü burada bırakıyoruz ve Bir sonraki bölümde hastaneden yeni bebeklerle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Devamı da hızlı bir şekilde gelmeye devam edecek. Playlist halinde zaten olacak. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve DK Gaming'e abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.